Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında çember ve daire konusundaki karma testlerden yani üniversite deneyim testlerinden 22. testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekilde bir ABCD karesinin köşeleri etrafına eş 2 küçük eş 2 büyük çember çiziliyor ve şu şekilde oluşturulmuş sarı boyalı bölgenin alanı yeşil boyalı bölgenin alanı oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız burada? Şu büyük çemberin yarıçapına büyük r diyelim, küçük çemberin yarıçapına da küçük r diyelim. O zaman burası da r r, burası da r r. Çemberler birbirine değince merkezleri birleştiriyorduk, burada birleştirmişler ama burada birleştirmemişler. Bunu da birleştirince, burası da r, burası da r olduğunu görüyorsun. Bak, burada ne çıktı? r artı r, r artı r ve burası da 2r. Yani burada aslında ne olmak zorunda? r artı küçük r'nin kök katı 2r'ye eşit olmak zorunda. Köküye bölsek her iki tarafı, şu kökü sadeleştirsek kök kökü yaptı burası. Ee, burası büyük R olacak tabii ki. 2 büyük R'ye eşittir. O zaman buradan R artı R eşittir. Neye eşit? Kök 2 R'ye eşitse buradan ne buluruz? R'yi kök 2 R eksi büyük R olarak buluruz. O zaman küçük R'de neye eşit olur? Büyük R parantezinde kök 2 eksi 1'e eşit olur. E buradan bizden sarı boyalı bölgenin alanının buradaki yani büyük R'nin küçük R'ye oranını bir yazalım isterseniz. Buradan ne geliyor? 1 bölü kök 2 eksi 1 eşittir ne geldi? R bölü R geldi. Arkadaşlar alanlar oranı. İkisinde de çeyrek daireler oranı. Çeyrek dairelerin alanları oranı. Yani iki çeyrek daire benzer. Değil mi? Çeyrek daireler benzer olduğu için benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşittir. O yüzden burada karesini alacağız arkadaşlar. Her iki tarafın alanlar oranını bulmak için. E o zaman burada aslında bir de şey de yapalım burada. Kök 2 eşleniyle de yapalım. Kök 2 artı 1 eşleniyle çarparsak. Kök artı 1 bölü karesi eksi karesi 1 yaptı burası. Eşittir. Büyük R bölü küçük R yaptı. Her iki tarafın karesini şimdi alalım. Çünkü kareleri benzerlik oranının alanlar oranına eşit olacaktır. O zaman burada kök artı 1'in karesi kök karesi 2 artı 2 kök artı 1 yaptı. Bu da R kare bölü R kare eşit oldu. Yani bu da 3 artı 2 kök eşit oldu. Cevap böylelikle Ceyhan oldu. Evet birinci soru Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. Birlikte proje ödevi yapan 5 arkadaş yapacakları bir kasnak için dairesel bir tahtanın tam merkezini buraya 1 mil takacaklardır. Bulup tam merkezini bulup 1 mil takacaklardır. Dairesel tahtanın merkezini bulmak için proje ekibi aşağıdaki fikirleri olarak beyin fırtınası yapmışlardır. Kesişen iki tane kirişin kesim noktası kesişen iki tane kerişin kesim noktalarının noktası merkezdir. Arkadaşlar bir çemberde şöyle düşün. İki tane kiriş. Şöyle şöyle. Kesim noktası her zaman bir merkez yapar mı? Yapmaz. İki tane çap şeklinde olmuş olsaydı şey yapardı. Ayla olmadı Ayla. Evet Bilal'e bakalım. İki farklı teğetin değme noktasını noktalarını birleştiren kirişin tam orta noktası merkezdir. Evet diyor ki bize iki tane farklı teğetin şu teğet ve şu teğet mesela diyor ki bize değme noktalarını birleştiren şurası. Yo. Valla iki farklı teğet ben şuradan da çizebilirim. Arkadaşım şu teğet ve şu teğet de çizebilirim. İşte bunu birleştirdiğimiz zaman şey mi yapıyor burası? Bunun bu kiriş çap yapar mı? Yapmaz. Bilal sen de biraz daha düşün. Ceylan'a bakalım. İki farklı kirişin kenar orta dikmeleri. Evet, evet. Şu kiriş ile şu kiriş mesela. Ortadan dik. Tam merkezden geçmek zorunda değil mi? Evet bu da ortadan dik. Tam merkezden geçmek zorunda. Çünkü merkezden kirişe indirilen dikmeleri keş parçaya bölüyor. Evet Ceylan kesinlikle doğru. Cevap Ceylan. Ama diğerlerine de bakalım. Dairesel bir dairesel tahtaya şöyle bir dairesel tahta var. İçten ve birbirine dıştan iki teğet çemberlerin içten ve dıştan teğet çemberlerin değme noktalarının merkezleridir. Ne diyor? Dairesel bir tahtaya içten ve birbirine dıştan teğet iki çemberin değme noktaları merkezdir. Yo şu içten ve dıştan teğet Dm noktası şurası yapıyor. Merkez olur mu? Olmaz ki. Ya da başka bir şey desek. Şu dm noktaları te e çemberin teğet dm noktaları merkezdir. Yok burası da değildir, burası da değildir. Olmaz kardeşim. Derya sen git biraz daha düşün. Ela'ya bakalım. Köşeleri çember üzerinde olan bir üçgenin açı ortaylarının kesim noktası. Arkadaşım şuraya da bakalım. Şöyle. Köşeleri çember üzerinde olan herhangi bir üçgen. Mesela şöyle bir üçgen. Diyor ki. Açı ortayların kesim noktası. Arkadaş bunun açı ortayı bu. Bunun açı ortayı bu. Bunun açı ortayı da bu. Sadece bu üçgenin işte çemberin merkezini verir. Çevrel çemberin merkezini verir mi? Vermez arkadaşlar. Ela da yanlış. Gitti. O zaman C'nin kesinlikle doğru. İkinci sorunun cevabı C. Han yaptı. Şekildeki 4x4 boyutundaki tablo 16 tane kareye ayrılmış ve 3 tane çember şekildeki gibi karelerin içine teğet olacak şekilde yerleştirilmiş. Kırmızı çemberin merkezinin mavi çemberin merkezine olan uzaklığı hop şurası verilmiş bize. Arkadaşlar 4 kök 13. buna ait bir dik üçgen oluşturacağız. Al sana dik üçgen. Oluştu mu? Tam buradan tam buraya gelince merkez teğet Hocam şuranın R, buranın 2R, buranın 2R, buranın da R olduğunu. Burası da R, burası 2R, burası, burası, burası da R olduğunu söyleyebiliriz. 4R, 2, 4, 6R. Hocam burası 4R, burası da 6R olduğundan dolayı. 4R ve 6R. Yani 4R'nin karesi 16R kare artı 6R'nin karesi 36R kare eşittir. 4 kök 13'ün karesi 16 çarpı 13 mi yapıyor? Evet. Bu 52 r kare mi yaptı burası? Evet 52 r kare ne eşit oldu? 16 çarpı 13'ten hocam şu 13 ile 52 sadeleşince buraya kaç kaldı? 4 kaldı. O zaman r kare 4. R'yi de böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. R2. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bu çemberler arasındaki en kısa mesafe. Şuradaki mesafe isteniyor. R2 bulduk ya. Burası 2 burası 2. Merkezleri birleştirecek olursak tüm uzunluğu bulursak tüm uzunluktan 4 çıkartacağız sadece. E o zaman cevap büyük ihtimalle C an ama neyse hadi bakalım işlemimizi yapalım. Şurada şuna ait bir dik üçgen çizelim şöyle oluşturalım. Hocam burası R yani 2 birim, burası 4 birim. Şurası 2, burası 4, burası da 2. Burası 6, burası 8, burası da 10 mu çıktı? Allah Allah. İşlem hatası mı yaptık? Yarıçapı 2 bulduk. Evet 2. Ay burası 2'miş. Pardon. 2 iken burası da 2 olacak. 2 burası 4, burası 2, burası evet 4 burası 8 burası e burası da 4 kök 5 olacak o zaman. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı. Bizden x isteniyor. x de neye eşittir? 4 kök 5'ten 4'ü çıkartacağız. Yani 4 parantezinde kök 5 eksi 1 yapar. Üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik 4'e. Valla alanları yan yana getireceğiz kardeşim. Olay bu. Olay bundan ibaret. Yani şu alanları, şu sarı alanları gri alanların yanına getirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle ne demiş? Eş çemberlerden birinin yer çapı 3 olduğuna göre demiş. Şuradaki 3 tane eş çember var. Yer çapı da 3 olarak verilmiş. Arkadaşlar çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştirince şunlar şey olacak. Şu teğet noktası falan olduğu için 90 derece falan filan olacak. E sonra ne yapacağız? Sarı boyalı bölgenin alanları toplamı 18 bir. Oo, bunları bulacakmışız. Kahverengi bölgeni. Bunları tek tek bulacağız o zaman arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok. E o zaman ne yapacağız burada? Şimdi burada arkadaşlar. Şimdi 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 nasıl bir şey yapabiliriz? Aa şu büyük çemberle de küçük çember birbirine teğet olduğunda merkezleri burada da birleştirelim aslında. Hop şöyle doğrusal. Bu da doğrusal olur. Bu da doğrusal olur. Bu da doğrusal olur. E hocam sen burada şunu şöyle çizersen çapı gören çevre açı 90 derece. Şöyle bak çapı gören çevre açı 90 derece. E burada da bunu böyle çizersen çapı gören çevre açı 90 derece. Aynı mantıktan dolayı burada da çapı gören çevre açı 90 derece 90 derece doğrusal oldu. Aynı mantıktan dolayı çapı gören çevre açı 90. Burada da 90 doğrusal oldu. Aynı mantıktan dolayı çapı gören çevre açı 90. Bunlar da 90 90 doğrusal oldu. E burada ne çıktı arkadaşlar? 90 burası 90 burası. Burada bir kare çıktı karşımıza değil mi? Evet eş çemberler oldukları için. Ee, bir kare çıktı karşımıza. E şurası da çapı gören çevre açı 90 derece. E o zaman şurada kare çıktı diyebilir miyiz? Şu çemberler birbirine eşit. Şurası 90 dereceyi söyledik. Burası bir kare mi? Öncelikle onu bir ispatlamamız lazım bizim. Buradaki kareyi ben nasıl ispatlarım size? Şu kare mi? Şu tabi büyük kare olduğundan dolayı. Bak yarı çap yarı çap. R, R, R kök ki Bak dikkat et. Burası da R, burası da R. Büyük R, büyük R. Hatta şöyle diyecek olursak. Şurası R, R iken. Şurası da yarı çapı kaç vermiş? 3 vermiş zaten. Hocam şurası 3, üç 3 iken burası da 3, 3 diyebiliriz. Sonra burası da 3, 3 diyebiliriz. X e, dik üçgenler çıktı. 45, 45, 90 üçgenler çıktı. O zaman kare gerçekten kare oldu arkadaşlar. Hepsi bir kare oldu. Hatta burası da 3, 3. Tamam. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanını buluruz biz. Şimdi benim amacım şey yapmaktı. Şu alanı iptal edip buraya taşımaktı. Tüm alanı da bulurduk eğer istenmiş olsaydı. Çünkü x kenarlık çıktı ya kirişler eşit alanlar da eşit. Hatta şunu iptal edip buraya taşıyacaktım. Ve sarı boyalı bölgeler şu boşlukları dolduracaktı. Büyük dairenin alanından şuradaki büyük karenin alanı çıkartarak sonuca da ulaşacaktım. İlk soruya baktığımda o gibi okudum soruyu ama ayrı ayrı sarı bölgenin alanında isteniliyor ya. Sarı bölgenin alanında bulalım. Sarı bölgenin alanı bulmak için en güzel ek çizim yer çizmek. Şuradaki alana a Eşit girişler oldukları için hepsi birbirine alanı A yapar. E burası da 3. E çeyrek daireden yarıçapı 3 olan çeyrek daireden neyi çıkartacağız? Bir üçgenin alanı çıkartacağız. A alanı o zaman pi r kare bölü 4 eksi 3 çarpı 3 bölü 2. E bizden 2, 4, 6, 8a isteniyor. 8a da neye eşit olacaktır? Sarı bölgenin alanına eşit olacaktır. 8 ile bunu çarparsan 9 pi bölü 4'tü. 9, 8 ile çarpınca 2 ile çarpılmış gibi olacak. 18 pi eksi bu da 9 bölü 2 idi. 8 ile çarpınca 36 mı yapıyor? Evet. 18 pi eksi 36 oldu arkadaşlar. Bu doğru mu? Doğru. Sonra ikinciye bakalım. İkincide de ne demiş? Kahverengi boyalı bölgenin alanı toplamı 36 santimetre karedir diye soruluyor. Söylenmiş arkadaşlar bize. Sarı boyalı bölgenin çevresi de söyleniyor. İlk önce sarı boyalı bölgenin çevresini bulalım. Hocam çeyrek dairelerden kaç tane var? 8 tane var. O zaman bir tanesini şöyle bulunca 8 ile çarpacağız. Şuraya bir x diyeyim ben. x uzunluğu da ne eşit? 2 pi r bölü 4. Tabii bu x bizden ne isteniyor? 8 x isteniyor. Çünkü eşit kereçten ayırdıkları yaylar birbirine eşit olduğundan dolayı. Bu 8 ile çarpınca e, şu sadeleşti. 2, 4, 4 kere 3, 12 pi yapmış oluyor. O zaman 12 pi yaptı. Şu da doğru bu olmuş oldu. Şimdi kahverengi boyalı bölgenin alanını bulacağız. Kahverengi boyalı bölgenin alanı da nedir arkadaşlar? Ay. Kahverengi boyalı bölgenin alanını bulurken şuradaki tüm alandan tüm alandan neyi çıkartacağız? Şu beyaz alanları çıkartacağız. Ya beyaz alanlar dediğim bak burası A, burası A, burası A, burası A, burası A, burası A şurası A burası, A, burası A, burası A ya. Bak eşit girişler oldukları için alanlar birbirine eşit. Şurası da A yaptı. E, bu, buradaki A ise burası da A yaptı. Yani şu alan burası da A yaptı, burası da A yaptı, burası da A yaptı. Eşit girişler oldukları için buradaki alanlar birbirine eşit. E ben şunu biliyorum. Şuraya bir B alan diyecek olursam B B B B B Hocam buradaki Ben 2A artı Bak 2A artı B alanını bulabilirim 2A artı B alanını bulabilirim 2A artı B alanından Kaç tanesi 4 tanesi çünkü bu 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 4 tanesi neye eşittir Büyük dairenin alanından karenin alanı çıkartacağız Büyük dairenin alanı ne Pi R kare 6'nın karesi Eksi Karenin alanı nedir? 3 3 ise burası 3 kökü 3 kökü 6 kökü. Karenin bir kenarı kaç çıktı arkadaşlar? 6 kökü çıktı. 6 kökünün karesini çıkartacağız. Buradan o zaman şeyi de bulabiliriz aslında. Neyi de bulabiliriz? Neyse A da biliyoruz. Biz A da yerine yazacak olursak sonuca ulaşacağız arkadaşlar. A alanı neydi? Şuna eşitti. Bir düzenlemeleri yapalım. 4 4'e bölsek her iki tarafı. Şurada bir 4'e böldüm. 4'e böldüm. Burası 9 oldu. 36 çarpı 2 72 4'e böldüğün zaman 18 mi yapıyor? Burası da 18 yaptı. Evet 2A artı B 2A artı B alanı neye eşit oldu arkadaşım? 18 oldu. Gerçi benden şey isteniyor ya. Ne isteniyor? Neyse devam edeyim ben buradan ya. 2A artı B alanı neye eşit oldu arkadaşım? 9 pi eksi 18 eşit oldu. Ben burada A alanını da biliyorum. A alanını kaç bulmuştum? 18 pi eksi 36 olarak bulmuştum. Bunun yerine 18 pi eksi 36 yazınca o zaman burası kaç yaptı? 36 pi eksi 72 artı B alanı eşittir. 9 pi eksi 18 olduğundan dolayı o zaman B alanı da kaç buluruz arkadaşlar? Böylelikle e, şunu şuraya atınca bunu da buraya atınca 72'den 18 çıkınca kaç kalıyor? 72'den 18 çıkınca e, 56 mı kalıyor? Yok 52 mi, 54 mi kalıyor? Evet. Yok 64 mi kalıyor? Aynen öyle. 54 kalıyor. Evet 54 kalıyor. 54 eksi 27 pi yaptı. A bu gri alan da 1, 2, 3, 4b, 4b'de şunu eşit mi arkadaşlar? 36 eşit olur mu? Olmaz. 4b 36 eşit olmaz çünkü bunun 4 katı 36 yapmıyor. Dolayısıyla şu şık yanlış oldu. Yani dördüncü sorunun doğru cevap böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Evet geldik 5. soruya. Türk gök bilimciler bir yıldızın etrafında dairesel bir yörüngede dönen bir gezegen ve bu gezegenin etrafında dairesel bir yörüngede dönen bir uydu keşfetmiştir. Evet bir yıldızın etrafında şöyle dairesel bir şekilde dönen bir gezegen var. Bu gezegenin etrafında da dönen şöyle bir uydu var. Ondan bahsetmiş. Sonra Uydu ile gezegen arasındaki uzaklık en az 7 birim. Uydu ile gezegen arasındaki uzaklık en az bak burası 7 birimmiş. En fazla da şurası değil mi? Şu merkezleri birleştirdiğin zaman şurası değil mi? Evet. Şuradaki uzunluk yapıyor. Hadi buradaki değerleri bulalım. Hocam şunun yarıçapına A diyecek olursak burası da A, buraya da bir B diyecek olursak burası da B ise eğer toplamda kaç yapıyor burası? Toplamda 21 diye söylemiş zaten burayı. Hadi yazalım bakalım 21'e. İşlemimizi yapalım. Buradan 2 artı 2b artı 7 21'e eşit olacak. 2 artı 2b artı 7 eşittir 21 ise 2 artı 2b 14 yapıyor. A artı b'ye de kaç yapar? 7 yapar. A artı b'yi 7 bulduk. A artı b 7 ise A artı b 7 ise şuradaki yarı çapı kaç bulmuş olduk biz? Buradaki yarı çapı 7 A artı b 7 burası da 7 14 bulmuş olduk. Sonra gelelim şeye. Uydu ile yıldız arasındaki uzaklık en az 23'müş. Hocam uydu ile yıldız arasındaki uzaklık en az 23 böyle mi yapacağız? Ama uydu gezegenin üzerinde hareket ediyor. En azı tam burada değil midir? Evet. E, en azı şurası yani burası nedir? 23 birimdir uydu ile yıldız arasındaki mesafe en az. Hocam en fazla da 109 demiş. En fazlasını alırken de böyle mi? Hayır bizim yıldızımız uydumuz hala devam ediyor. En fazlası da şu şekilde olmaz mı arkadaşlar? Hop şuraya geldiğinde merkez tam şurada olursa arkadaşlar bu daireye çizdiğimiz zaman en fazla uzaklıkta işte tam olarak şurası yapacaktır. Yani şunun yarı çapına ne demiştik? Bunun yarı çapına A demiştik. Ondan sonra şuraya da A demiştik. Bunun yarı çapı A. Ee, şuradaki mesafeyi ben biliyorum. Buradaki mesafe bunun yarı çapını 14 buldum ya. Şuradaki mesafe kaç yapar? 14, 14, 28 yapar. E hocam burası A. Sonra burası da A. Burada 23 var. Burada B var. Burada da B var. Yani sana diyor ki A, A, 2B bir de 28. Yani 2A artı 2B artı 28 artı bir de 23 var burada. Bak bir A değeri burada. 28 burada. Bir A değeri burada. 23 burada. 2 tane de B değeri burada. 28, 23, 2A artı 2B kaç yapacakmış arkadaşlar? 109 yapacakmış. Vay anasını sayı seyirciler. Evet 28 ile 23'ü toplarsak kaç yapıyor? 51 yapıyor. Sen buradan 51 çıkartırsan 109'dan 51 çıkartırsan kaç yapıyor? Hocam 58 yapıyor. O zaman şuraya 58 kaldı. Şuraya B dedim ama keşke C deseydim. Şuraya C diyeyim şeyler karışmasın. Şurası C diye söyleyelim. Kaç kalmıştı buraya ya? 58 mi kalmıştı? Evet galiba 58 kalmıştı. Neyse devam edelim. Burası kaçtı? Onu da tam olarak söyleyelim de 109'du. 109'dan 51 çıkınca 58 kaldı buraya. Sonra 58 ise o zaman 29 mu yapıyor? Evet 29. A artı C'yi de kaç bulduk? 29 bulduk. Evet. Şimdi bana diyor ki buna göre gezegenin yörünge uzunluğu. Gezegenin yörünge bu yörüngede gidiyor. Şu büyük daire. Çevresi uzunluğu. O da 2 pi Bu çevre uzunluğunu bulacağım. Şuradaki çevre uzunluğu. Arkadaşım C var. 23 var. A var. Bir de buradaki yarı çap uzunluğu var. 14 var. Sen C artı A'yı 29 bulmuştun. Evet bir tane büyük R diyelim buraya. Büyük R dediğimiz kaç yaptı? A artı C artı bak şurada C var. Burada A var. 23 var. 14 var. 23 ve 14'ün toplamı yapıyor. E bunlar kaç yapıyor? A artı C 29'du. 29 23 ve 14. Valla kafa kalmadı bende. 29, 23 ve 14'ü şöyle bir toplayayım. 9 3 daha kaç yaptı? 12. 16 yaptı. 2 4 6 66 yaptı. Evet yarı çap 66 yaptı büyüğün yarı çapı. Sonra e, ee, uydunun yörünge uzunluğu. Uydunun yörünge uzunluğu da bu değil mi? Evet uydunun yörünge uzunluğu da yarı çapı 14 değil mi? Evet. Yani 2 pi r 66'dan 2 pi 14'ü ne yapacağız? Çıkartacağız. E ben burada 2 pi parantezini alınca ya da 66 ile 2'yi direkt çarpı vereyim canım. 66 ile 2'nin çarpımı kaç yapıyor? 132 yapıyor. 132 pi eksi 28 pi yapar. E o zaman buradan da ne geliyor arkadaşım? 104 pi mi geliyor? Evet. Valla dehşet bir soruymuş. Bu tam böyle yanlış yapmaya müsait bir soru. Hoş bir soru olmuş. biraz uzunca ne oldu aslında ama olsun. Yine de çözüme çok güzel bir şekilde ulaştık. Evet. Beşinci sorunun doğru cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 6'ya. Yarı çapı R birim olan dairenin çevresi 2 pi formülüyle hesaplanır. Şekilde karenin İçine 8 tane eş çember çizilmiş. Sarı boyalı bölgenin çevresi mavi boyalı bölgenin çevresinden 48 birim fazla olduğuna göre. Arkadaşlar burası dikkat ederseniz sarı bölgeyi bir belirleyeyim. Sarı bölgenin çevresi hocam bir tanesi şurası yaptı. Kırmızı ile belirleyeyim. Bak burası da şöyle. Sonra bak şurası da şöyle. Gördün mü? Şurası da şöyle. Sonra burası da böyle. Tabii şurası da var şöyle. Şurası da şöyle sarı boya Burası da böyle. Bak kırmızıyla çizdim ki sıkıntı yaşama. Hop şöyle çizdim sana. Hocam burası da böyle. A kırmızıyla çizdiğim yerlere bakacak olursam. Hocam şurada şu sarı boyalı bölgenin çevresinde tabi burası da var. Başka çizmediğim bir yer var mı? Yok. Bak dikkat et. Hocam şu çevreye böyle 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 bakacağına. Bak dikkat et. Hocam burada bir yarım çember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yok mu arkadaşlar böyle? 8 tane yarım daire var. Evet 8 tane 2 pi r bölü 2 var. Artı bir de burası r r kırmızıyla gösterdiğim yer. Bir de burada kırmızıyla gösterdiğim şu 2 r'ler var. 2 r 2 r yani 4 8 12 16 16 r var. İşte bu neresi arkadaşlar sarı boyalı bölge. Mavi boyalı bölgeye bakalım. Mavi boyalı bölgede hocam şurası var burası var. Artı şurası var bak gördün mü? Aynı şekilde şurası şurası artı şurası var. E hocam bunları böyle işaretleyince bak mavi boyalı bölgede şöyle şunları gösterince sadece bunlar olmuş oldu arkadaşlar. Yani bu çember yaylar olmuş oldu. E o zaman olay bitti. Hocam kaç tane yarım var? 8 tane yarım var. Eksi 8 tane yarım. 2 pi r bölü 2 e bu da neye eşitmiş? 48'e eşitmiş. Bu da mavi alan. E o zaman buradaki 8 çarpı 2 pi r'ye bölü 2'ler gitti mi gitti. Yay uzunlukları birbirini götürdü. 16 r'ye 48 ise r'yi buradan kaç buluruz? 4 yok. 3 mu buluruz? Evet r'yi 3 bulduk. Karenin alanı nedir diye soruluyor. Madem r 3 burası da 4 r olduğundan 12 yapar. Karenin alanı da ne yapacaktır? 12'nin karesinden 144'e eşit olacaktır. Yani cevap böylelikle balıkesir oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Bir telefonun saat uygulaması aşağıdaki gibi tasarlanmıştır. Yelkovan yerine genişliği bir birim olan mavi renkli halka parçası dakikayı göstermektedir. Akrep yerine de şu 5 birimlik sarı turuncu halka saati göstermektedir. Saat 12'de saat renksizmiş. Sonra bunlar boyuyor herhalde burayı. Saat 4'ten sonra saat ve dakika göstergeleri şekildeki gibi çakıştığında. Ha, aynı şeyi verecek. Şimdi öncelikle arkadaşlar. Burada kaç bölme var? 12 bölme var. Sen 12'yi 360'ı 12'ye bölersen kaç yapar? 360'ı 12'ye böldüğünde 30. Her bir bölme 30 derece mi yapıyor? Evet. Burada akrep ile yelkovan aynı yere denk gelmiş. Bak şimdi. Şuna da dikkat et. Senin akrebin ya da yelkovanın şu şekilde tam döndüğü zaman yelkovan tam döndüğü zaman öbürü şöyle 30 derece dönüyor değil mi? Yani biri 12 bölme gittiğinde biri 1 bir bölme gidiyor. Yani biri 1 bölü yani biri 1 bir bölme gidiyor diğeri 12 bölme gidiyor. Yani hız olarak düşünecek olursan hız olarak açısal taradığı yer olarak biri 1 bir giderken diğeri de 12 mi gidecek? Evet. Şimdi senin şuradaki şey dikkat et. Şuradaki şey tam 4'ü gösterdiğinde hocam şu 1 gittiyse yani burası alfa kadar gittiyse öbürü nasıl gidecek arkadaşlar? 12 alfa kadar gitmeyecek mi? İşte bunlar burada birleşmiş. Yani burası alfayken burası 12 alfa olduğunda ki buradaki değer de kaç alfa? 12 alfaya denk geliyor. Buradaki alfayı bulursak olay bitecek galiba. Evet bu 12 alfa. Şimdi dikkat et. Buradaki alfa ise şurası da alfa yaptı. Alfa ve 120. Arkadaşım 120 artı alfa eşittir 12 alfa eşit oldu. Böylelikle 11 alfa eşittir 120 eşit oldu. Böylelikle alfayı da 120 bölü 11 olarak bulduk mu bulduk. Evet alfa 120 bölü 11 oldu. Ve dikkat et alfa 120 bölü 11 ise o zaman burası da 12 alfa olduğundan dolayı 12 çarpı 120 bölü 11'e eşit oldu burası. Aynen öyle. Şuradaki açı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki mavi bölgenin alanını bulacağız. Yarı çapı kaç olandan? 6 olandan. Yarı çapı kaç olanı? 5 olanı çıkartacağız. Yani pi r kare 6'nın karesi açı bölü 360 eksi pi 5'in karesi açı bölü 360. Yani pi ve açı parantezini alabiliriz. Daha doğrusu şöyle yazabiliriz. Pi açımız ne? 12 çarpı 120 bölü 360 parantezini aldığımızda e, burada 6'nın karesi eksi. 6'nın karesi eksi. 5'in karesi mi gelecek arkadaşlar? Evet. Tekrarlayalım. Pi r kare alfa bölü 360. Evet. Alfa bölü 360. Ama burada 12 çarpı 120 bölü 11. 120 bölü 11 bölü 360 olacak. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Çünkü 12 çarpı 120 bölü 11 bölü 360. Hani pi r kare alfa bölü 360. Evet işte bizden bu isteniyor arkadaşım. Şimdi şuraya bakacak olursak pi çarpı 36'dan 25 çıkınca bu 11 yaptı. Şu 11'ler gitti. Pi çarpı 12 çarpı 120 bölü 360'e eşit oldu. Aynen öyle. Şunlar şunlar sadeleşti. 3 yaptı. O zaman bu 12 ile de 3 sadeleşince de 4 mi yaptı? Cevap da böylelikle 4 pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Evet zor bir soru gibi duruyordu ama açıda sanki çıkmayacakmış gibi duruyordu. Ama yazınca açımızda çıktı mı? Çıktı. Yalnız buradaki açının da kaç derece olduğunu 12 alfa derece olduğunu unutmayın. 12 alfa 12 çarpı 120 bölü 120 bölü 11 şeklinde çıktı arkadaşlar. Evet böylelikle 7. soruyu da hallettik. Ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda son teste yani 23. teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.